Şöyle bir şey yapıyoruz. Bir beatmaker ve bir de MC'yi stüdyoya sokuyoruz. Sonra onlardan 4 saat içinde bir şarkı yapmalarını istiyoruz. Biz buna serbest satış diyoruz. E hadi serbest satış başlasın. Ben Kerem Akdağ. 13 yaşımda davul çalmaya başladım. Yani müziğe böyle başladım. Ben Kamufle. 2003 yılından beri rap müzik icra ediyorum. İkisi yasal olmak üzere toplam 11 tane albüm yaptım. Belli bir kısıtlı zamanımız var. Birbirimizi daha o kadar iyi tanımıyoruz. Hani nasıl ısınacağız bilmem ne falan. Göreceğiz ama yani ben inanıyorum ki güzel bir şey ortaya çıkarabilir. Şimdi Kerem'le bu proje sayesinde tanıştım. Sıfırdan bir altyapı hazırlayacak. Hani kafalarımız uyuşacak mı? Benim sözlerim Kerem'in altyapısına yakışacak mı? Tek endişem bu ama bu endişeden ziyade aslında adrenalini yükselten bir olay. Bir tane loop'um var aslında, şöyle bir şey. Çal bir. Böyle bunun üstüne... Bunlar reverb'ı koymuştum daha önce de. Güzel ama değil mi? Sanki biraz fazla gibi. Daha bir bass'ten yazacağım böyle. Böyle... Gangsta. Kaç beep ya? Abi 94. Haa çok sevmiş. Daha agresif. Mesela. Öyle mi? Ha, şöyle. Ha, falan. Yeah. Ruh halinin farklı olduğundan falan bahsedince ben de onu biraz sertleştirmek için işte biraz daha böyle bassline ağırlıklı daha böyle sert bir şey yapayım dedim. Ya şu böyle yine bir yumuşak mı oluyor gibi böyle mesela, daha böyle çatık kaşta bir şey çıkarsak onu böyle biraz sert rap yapalım kafasındayım. Ha. Dön. Yeah. Sen yaz, bitirelim. Ondan sonra oturalım, bitirelim yani işte. Tamam. Yazdın mı abi şeyler? Sen başla abi yazmaya. Yazsana oğlum. Zamanımız yok hadi. Kafamda oturtuyorum bir şeyler işte. Kalk kalem var mı sende? Bora. Şarkı yazmaya kağıt kalemsiz gelen MC. Al abi. Yazın. Yazacağım ben. Ama acele ettirme bana. Sen sadece beat'i döndür. Beat dönsün. Ondan sonra zaten ilham gelir. Ne durumdasın? Düşünüyorum. Oğlum bir saatten az vaktimiz var lan. Acele ettiğimde de elim ayağım birbirine karışıyor bayağı. O yüzden... Abi sen nasıl istersen. Ben güveniyorum sana. Eyvallah. Ama şu an güvenemiyorum tam. Yani böyle arada kaldım. O yüzden birazcık şey yapman lazım. Ben de sana güveniyorum. Tamam o zaman. Bir şey. Hadi. Senin yazman gerekiyor şu an işte. Yani burada zaten bir loop var yani. Onun üstüne... Tamam, yazacağım. Tamam. Çok az zamanımız kaldı. Bana bırak. Küstün mü lan? Yok. Tamam. Verse yazarken ben kompozisyon şeklinde yazıyorum önce. Kompozisyon şeklinde yazdıktan sonra bunları kafiyelere döküp hece ölçülerine falan ayırıyorum. Ondan sonra 16 barları oturtuyorum. O esnada tabii bir sürü cümle gelip gitmeye başladığı için bir yandan da kafamın bir köşesinde ben nakaratı zaten yazmaya başladım.
dönsün beat. Synth'leri falan yazmaya başladığında da bir yandan verse'leri yazarken bir yandan kafamda böyle nakaratın melodisi dönmeye başladı. Ha dedim, tamam. Onu zaten beyne bir depoladım, o nakarat melodisi sürekli kafamda dönmeye başladı. Sana bitti. Ama siz rapçiler hep böyleniz. Kayıtlar, evet. Biz böyleniz kardeş. Aynen. Freestyle. Veriyorsun öyle pat bir saatte oluyor yani. Kayıt vereceğim mi? Tamam abi, yapalım hadi. Tamam. Bir demo olalım en azından. Yep. Ki. Aynen. Sonra şey yapalım. Nasıl oldu? Abi güzel ya. Ben sevdim. Dinleyelim mi? Dinleyelim ya. Ben kaydederken biraz bir şeyler de yaptım. Yo! Maalesef herkes de bir itiraz. Amaçsız, sebepsiz. Her kafadan aynı ses. Bu memleket belirsiz. İnternette avukatlık, sokaklarda nesillik. Nesil ve bağlı hastalıkta karantina çekilsin. Söyle bana sen neyin nesisin? Estetik güzelliğini köpekler kimsin? Ceplerinde balya, ağızlarda salya. Sana yapan ağızları zombiler mi silsin? Müzik desen ekmek değil pasta. Büyük ekmek yeteneksiz. Smell çok iyi ya. 2 kilo doğru bayağı iyi. Dudaklar tabanca, beyin yerine samanetle. Tamam star olsun sonra. Tokat gibi. Bitmiyor ki daha fazla para. Bunun tacirlerine. Günde 2 milyon adam. 200'de olmak artık 2 günde saygı demek. Yalancıktan hikayeler şöhret katar sana. İsteyince şöhret, istediğine gölge. İsteyince şah olurlar, isteyince körpe. İstediğine bina diker, istediğine kötek. İsteyene sipariş abi. Çalışmayı hiç düşünmediğim bir insanla buraya gelip burada bir anda bir serbest satış yapmamız yani. Gerçekten adı üstünde oldu yani. Çünkü harbi gelip buraya hiçbir fikrimiz yok. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken bir şey yapmaya başlamak. Benim de hiçbir zaman belki o olmasa yapamayacağım bir şeyi yapmamı sağlaması yani. Doğru insanla yan yana gelirsin. Bir iş yaparsın. Ve doğru insansa o iş güzeldir. Onun bana verdiği ilhamla benim ona vereceğim ilham ve ortaya çıkacak olan şeyin ne kadar farklı olabileceği. Bence bu projenin bize katmış olacağı, katabileceği en güzel şey buydu yani. Hissiyatla alakalı gibi. Müzik budur yani. O yüzden teşekkür ediyorum herkese. Kerem'e teşekkür ediyorum. Red Bull ailesine teşekkür ediyorum. Herkesi seviyorum.